Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız proje yöneticisinin el kitabında yer alan konuları okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizinle kitabımızda yer alan bir ana konuyu ve alt başlığını anlatmaya çalışacağım. Organizasyonel süreç varlıkları. Şirketler kendilerine özgü politika, prosedür, süreç, şablon ve bilgi tabanları hazırlarlar. Bunlara organizasyonel süreç varlıkları denir. Biraz sonra bir tablo üzerinde tüm bilgi alanlarında yer alan organizasyonel süreç varlıklarını size tek tek açıklamaya çalışacağım. Örnek vermek gerekirse, proje onay süreci, proje yönetimi süreci, kalite politikası, satın alma prosedürü, şablonlar, bunu örnek olarak başlatma belgesi, risk listesi sayılabilir. Finansal denetim esasları, proje kontrol prosedürleri, rapor şablonları, değişiklik yönetimi süreci, problem kayıt şablonu. Kurumsal bilgi tabanı ise proje yönetimi sürecindeki bilgilerin saklandığı ve düzenlendiği yerdir. Proje aktiviteleri ile ilgili tarihsel kayıt oluşturur. Hem planlanan hem de gerçekleşmiş bilgiler saklanır. Örneğin planlanan ve gerçekleşen tüm proje bilgileri, alınan dersler, projelere ilişkin tüm dosya ve yazışmalar, toplantı notları ve raporlar. Organizasyonel süreç varlıkları, proje yönetiminde yer alan 10 temel bilgi alanının entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk, tedarik ve paydaş her birine girdi sağlarlar. Nedir bu organizasyonel süreç varlıkları? PMI'da geçtiği isimleriyle kitabımızda yer almasına çalıştık. Yandaki tabloda da hangi bilgi alanlarında girdi olarak kullanıldığını veya yer aldığını görebilirsiniz. Organizasyonun standart süreçleri. Her şirketin kendi içinde satın alma, işe alım ve benzeri standart süreçleri vardır. Bu kavram onu açıklar. Şablonlar, herhangi bir şekilde doküman şablonları, yazışma formatları bunun içine girer. Tarihsel bilgiler ve alınan dersler bilgi tabanı. Şirketlerin geçmiş projeleri verilerini saklamaları, projeler sonunda toplanan dersleri, alınan dersler bilgi tabanında tutmaları gerekir. Bu madde onu açıklamaktadır. Organizasyonun politika ve süreç tanımları. Şirketteki insan kaynakları yönetim politikası, satın alma politikası ve bunlara bağlı süreçler örnek olarak verebiliriz. Tüm bunlar organizasyonel süreç varlığıdır. Değişiklik kontrol ve problem yönetimi prosedürleri. Değişiklik kontrol süreci şirket genelinde tanımlanmış olabilir. Aynı şekilde problem yönetimine ilişkin prosedürler bizim için organizasyonel çevre varlığıdır. Geçmiş projelere ait proje dosyaları. Geçmiş projelere ait teklif dosyaları, tedarik belgeleri ve çizim ve tasarımları da örnek verebileceğimiz tüm dosyalar organizasyonel çevre varlığı, süreç varlığıdır. Kayıt saklama politikaları ve güvenlik şartları. Şirketler kayıtların saklanmasına yönelik politikalar oluştururlar. Belli bir süre, belli bir formatta saklarlar. Bazen bu konuda devletin getirdiği bir takım yaptırımlar olabilir. Aynı şekilde kayıtların saklanması ve erişimine ilişkin güvenlik şartları tanımlanır. Süreç ve performans ölçüm prosedürleri. Süreçlerin veya çalışan performanslarının veya süreç performanslarının ölçümüne ilişkin prosedürler organizasyonel süreç varlığı olarak karşımıza çıkar. Problem bilgi tabanı, projelerde yaşanmış problemlerin kaydedildiği bir platformdur. Problem bilgi tabanı zamanla geliştikçe gelecek projelerdeki risk veri tabanına girdi sağlamaya başlar. Organizasyonel iletişim gereksinimleri, şirket içinde tanımlanmış toplantı raporlama ve bunun gibi iletişim gereksinimlerinin tanımlı olduğu belgelerdir. Mali kontrol prosedürleri, şirketin mali işlemlerinin kontrolüne ilişkin prosedürlerdir. Risk kontrol prosedürleri,
Projeler veya şirket genelinde oluşabilecek risklere ilişkin oluşturulmuş prosedürlerdir. Proje ya da faz kapanış kılavuzları, projelerin veya fazların kapanışları belli kurallara bağlanabilirler. Her kapanışta belli bir onayın alınması, belli belgelerin hazırlanması gerekebilir. Bunu açıklayan belgeler kılavuz şeklinde hazırlanır. İlgili politika ve prosedürler, projede yer alan her konuda, örneğin üretim olabilir veya dış kaynak yönetimi olabilir. Bununla ilgili tüm politika ve prosedürler organizasyonel süreç varlığı olarak kabul edilir. İzleme ve raporlama yöntemleri, şirket genelinde kullanılan izlemeye ve raporlamaya yönelik tüm yöntemler, araç ve teknikler bizim için organizasyonel süreç varlığıdır. Personel seçimi ve kullanımı prosedürleri, projelerde yer alan proje ekibindeki personelin nasıl seçilebileceği veya projede nasıl kullanılacağına ilişkin prosedürleri kasteder. Tedarik satın alma prosedürleri genellikle şirketin satın alma departmanı tarafından konulan proje veya diğer genel konulardaki satın alma prosedürleridir. Proje kaynak takdimleri, projelerde proje takdimleri olabilir. Proje takdimleri şirket takvimlerinden paralel olabilir. Yani örnek vermek gerekirse pazartesiden cumaya kadar çalışma, cumartesi pazar diye kabul edebiliriz. Projelerin kendine has takvimleri olabilir. Biz belli bir proje için sadece haftanın 2 günü veya haftanın 7 günü çalışmayı tercih edebiliriz. Kaynak takvimleri ise çalışanların kendi mesailerini gösteren, hatta yıllık izinlerini içeren takvimlerdir. Finansal veri tabanları, finansal verilerin yer aldığı, projelerde kullanılması gerekecek döviz kurları olabilir veya benzeri ekonomik göstergeler olabilir, yer aldığı veri tabanlarıdır. Bütçeleme araçları, şirketin bütçeleme konusundaki politika prosedürleri ve bütçelerin nasıl atandığı ve nasıl kullanılacağını açıklayan araçlardır. İletişim politikaları, yöntemleri, teknolojileri, şirketin genel iletişim politikası, proje bazında veya şirket genelinde kullanılacak yöntemler ve teknolojilerin açıklandığı belgelerdir. Organizasyon yapısı ve rol tanımları. Şirketin organizasyon yapısı ve bu organizasyonda yer alan yönetici, fonksiyonel yönetici, üst yönetim veya personel rol tanımları bizim için organizasyonel süreç varlıklarıdır. Dış kaynak kullanım politikaları. Eğer dış kaynak ile çalışacaksak, bu dış kaynaklara ilişkin tercih edeceğimiz yöntem, raporlama, sözleşme ve benzeri tüm bilgilerin yer aldığı politikalardır. Ödül, takdir ve disiplin yönetmelikleri. Şirkette personele yönelik ödüllendirme, takdir etme veya yanlış uygulamalarda uygulanacak disiplin bilgilerini içeren yönetmeliklerdir. Kıyafet yönetmeliği, çalışanların uyması gereken kıyafetleri düzenleyen yönetmeliktir. Onay prosedürleri, gerek proje içi süreçlerde gerekse fonksiyonel süreçlerde, şirket içi hiyerarşide gerekli onayların tariflendiği ve sorumlulukların belirtildiği prosedürlerdir. Bilgi tabanları, herhangi bir konuda projeye ilgilendiren veya şirketin saklamaya uygun gördüğü verileri içeren veri tabanlarıdır. Kırılım yapıları, şirketler bazen iş kırılım yapılarını kendi işlerinde standartlaştırıp saklayabilirler. Organizasyonel kırılım yapıları, organizasyon yapısından çıkarılabilir. Ürün kırılım yapıları veya risk kırılım yapıları şirket için bir organizasyonel süreç varlığıdır. Bu konuyu da burada tamamlıyorum. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.